Videoma hoş geldiniz. Bugün istatistik dersi Z cetvelleri konusunu anlatacağım. Hazırladığım 9 tane soru var. Onları çözeceğim. Detaylı bir şekilde anlatmaya çalışacağım. Öncelikle bir soruda sayı verildiğinde mesela 1,10. Bunu bu tabloda okuyabilmeyi öğrenmemiz gerek. Bunun için birkaç örnek çözeceğim buraya. Yani örnek yazacağım. Tablodan onları bulmamızı göstereceğim. Böyle örnekler yazdım. Şimdi tablodan bulmayı söylüyorum. Şöyle bir çizgi çiziyoruz. 1,1. Tabloda 1,1'i bulduk. Tamam. Bu sıraya bakacağız demek ki. 0 var. Burada bu sayıların yani bu sayılara bakıyoruz. 0 mı, 1 mi, 2 mi, 3 mü diye gidiyor. Burada 0 var. O yüzden bunu alıyoruz. 1,1 sıfırla 36,43 bunu yazıyoruz. Yani bu sayının Z cetvelinde karşılığı buymuş. Şimdi bu sayıya geldik. Aynı şekilde şöyle bir çizgi çiziyorum. 1,2 buradan bakacağım. 1,2 diğer sayı 8'miş. Hani bunlara bakıyorduk ya 0, 1, 2, 3, 4 diye gidiyor. 1,2'nin yani şu sıranın 8'e bakıyoruz. 1,2 8'de geldiği nokta 39,97. Bu sayının cetveldeki karşılığı buymuş. Sıfırda başlayanlarda da aynı şekilde buraya bir çizgi çiziyoruz. 0,7'yi burada buluyoruz. Buradaki sayı 6. 6'yı cetvelde bakıyoruz. 0,7 ile 6'nın kesiştiği nokta 27,64. Cetveldeki karşılığı buymuş. Bakıyoruz. 0,4. Yanındaki sayı 2. 16,28. Buna bakıyoruz. 0,7 5. Buradan 0,7'yi buldum. 5 de buymuş. 27,34. Bunu yapıyorum. 1,16. Buradan bakıyorum. 6 ve 1,1. 37,70. Şimdi buna bakıyorum. Şöyle çizdim. 2,4. Buradaki sıfırdı. 1'e bakıyorum. 2,4. 1. 49,20. Şimdi bu birkaç örnekten sonra artık sorulara geçebiliriz. Böyle bir soru verildiğinde bunu grafikle çözmemiz gerek. Soruda bu çizilmemişti. Sadece bu veriliyor. Daha iyi anlarız. O yüzden oraya çizdim. Şimdi grafikle ilgili birkaç şey söyleyeceğim. Böyle grafik çizdiğimizde bunu tam ortadan ikiye bölmüş oluyoruz. Burası pozitif oluyor, burası negatif oluyor ve buranın değeri 0,5, buranın değeri 0,5 oluyor. Cetveli okuyarak ve sadece bu bilgiyle böyle soruları çözebiliyoruz. Bunu verdi. Ben bunun sıfır olduğunu biliyorum. Negatif değil, pozitif olduğu için bu tarafından çiziyorum. 1,10 diye yazdım. 1,10'dan büyük olan kısmı istiyor. Orayı tarıyorum. Burayı istiyor. 1,10'un Z cetvelinde bulduğumuz değeri sıfırla arasında kalan bölgeyi veriyor. Yani biz burada 1,10'u bulduğumuzda 36,43 mesela değeri. Bunun değeri cetvelden 1,10'un kaç olduğunu bulduk ve burayı gösterdiğini yazdık. Şimdi bizden istenen kısım bu. Ben az önce şurada göstermiştim. Tabloda ikiye bölünmüştür ve burası 0,5, burası 0,5. Yani bu ikisinin toplamı 0,5 ise biz 0,5'ten
0,3643'ü çıkarırsak istediğimiz alanı buluruz. Hesapladım. Bulduğumuz sonuç. Ve soru bu kadar. Böyle iki tane sayı verilmiş. Az önce aslında tablodan bulduğumuz sayılar bu soruları çözebilmek içindi. Şimdi bunları yerine yazacağız. İlk önce sayıların nerede olduğunu burada çizmemiz gerek. Bizden istediği şey bu iki sayının arası. Yani şurayı bulmamız gerekiyor. Tablodan bu sayıların değerini bulmuştuk. Şimdi 0,76 bu sayının değeri 0,2764 ve bu sayının değeri 39,97. Şimdi şurası 39,97 ise ve burası 27,64 ise 39,97'den 27,64'e çıkarırsak bu alanı buluruz. Yani tamamından burayı çıkarırsak burayı buluruz. Şimdi çıkarma işlemini yapacağım. Eksi 0,2764'ü çıkardım. Ve buranın değeri buymuş. Bunu bulmuş olduk. Şimdi başka bir örneğe geçiyoruz. Bunu da grafikte yerlerine yazacağız. Eksi olduğu için buraya yazıyorum. Bunu da artı olduğu için buraya yazıyorum. Bu ikisinin arasındaki değeri istiyor. Bu ikisinin arasındaki değeri bulacağız. Burayı taradım bu şekilde. Z cetvelinden bu sayıların karşılığını bulmuştuk. Şuraya yazdım. Burası 16,28'miş. Z cetvelinde bulduğumuz sayı sıfırla arasında kalan alanı gösteriyordu. Bu da 16,28'miş. Onu yazıyorum. 0,75'in Z cetvelinde bulduğumuz değer sıfırla arasında kalan alanı gösteriyordu. Onu da yazıyorum. 0,2734 yazdım. Bu ikisinin toplamı bu alanı veriyor. 16,28 artı 27,34 bu soruyu da böyle çözmüş olduk. Şimdi bu soruya geldik. Burası 0. 1,16'yı yazdım. 2,41 yazdım. Bu ikisinin arasını istiyor. Orayı tarıyorum böyle. Grafikleri soruyu daha iyi görmek için yapıyoruz. Şimdi 1,16'nın Z cetvelindeki değeri burası 0,3770'miş. 2,41'in değeri 49,20. Yani burası 49,20. Burası da 37,70 ise 49,20'den 37,70'e çıkarırsak bu taradığımız alanı bulacağız. Hepsinden burayı çıkarırsak bu alanı bulacağız ve soruyu çözmüş olacağız. 49,20'den 37,70'i çıkardım. Ve sonuç buymuş. Burada dört farklı şekilde sayılar verildiğinde Z cetvelinden bakıp bu soruları çözmeyi gösterdim. Şimdi bunun bir de problem şeklinde olanı var. Burada kullandığımız bir tane formül var. O formül de bu. Zaten sorularda bu formülü yazacağım. O şekilde çözeceğim. Ortalaması 10 demiş. Varyansı 4 olan 11 ile 13,6 arasında olma olasılığı. Şimdi soruyu çok farklı şekillerde sorabilir ama bizim için ortalaması standart sapması ve istenilen sayı, sayının olasılığını bulacağız. Şimdi formülde z eşittir x eksi m bölü q. Burada m ortalama. Yani z eşittir x eksi ortalama 10,
Varyans 4. Standart sapmayı bulmamız gerekiyor. Yani standart sapma. Bu yüzden varyansın karekökünü alırsak standart sapmayı bulacağız. 4'ün karekökünü alıyorum. 2. Burada yaptığımız şey standart sapma. Kök varyans. Biz standart sapmayı istediğimiz için varyansı vermiş, onun karekökü aldık ve dışarıya 2 olarak çıktı. Formülde de bunu yazıyoruz. Bizim kullanacağımız bu. Bu x yerine soruda verilen sayıları yazıyoruz. Yani z eşittir 11 eksi 10 bölü 2. Z eşittir 13,6 eksi 10 bölü 2. Şimdi arasını istediği için bunu şu şekilde yazıyorum. İkisinin arasını istediği için. Virgül 6 eksi 10 bölü 2. Böyle yazdım. Şimdi bu işlemi yapıyorum. Burası 1 bölü 2'den 0,5. Z. Bunu hesaplayayım. 13,6 eksi 10 bölü 2. Bu da 1,8'miş. Şimdi soru bitmedi. Bunları z cetvelinden bulacağız ve değerlerine bakacağız. Şimdi gördüğünüz gibi bu problemden biz ilk sorulardaki şekilde dönüşmesi için bu kadar işlem yaptık. Şimdi ilk baştaki hale döndü. Yani bu aslında buradaki gibi yine sağ tarafta olacak sayılar. Bunu grafik üzerinden daha iyi görebildiğimiz için yazıyorum. 0,5 buradaydı. 1,8 buradaysa arasını istiyor. Yani 1,8'in değerinden 0,5'in değerini çıkarırsam ben taralı alanı bulurum. O yüzden 1,8'in değerine bakacağım. 1,8 burada da 0. 46, 41'e denk geliyor. 0,5 de burada da 0. 19, 15'e denk geliyor. Şimdi dediğim gibi hepsinden 0,5 çıkarırsam istenilen taralı alanı bulacağım. 19, 15'i çıkarıyorum. 46, 41'den 0,19, 15'i çıkarıyorum. 27, 26 buldum. Böylece soruyu çözmüş oldum. Cevap bu. Şimdi diğerine geçiyoruz. Ortalama ve standart sapma bizim için önemliydi. İstenilen sayılar önemliydi. Formülü yazıyorum direkt. X eksimi bölü Q. Ortalama standart sapma. Z eşittir X eksi. Ortalama 81. Standart sapma 6,3. Şimdi buna A, buna B, buna C, buna D dersek Z A eşittir. Yani 65 için yapıyorum. 65 eksi 81 bölü 6,3. Sadece x yerine o sayıyı koydum. Hepsinde bunu yapacağım. 83 eksi 81 6,3. 93 eksi 81 bölü 6,3. 100 eksi 81 bölü 6,3. Hesap makinesinden yapıyorum. 65 eksi 81 bölü 6,3 eksi 2,53. 83 eksi 81 bölü 6 6,3 93 eksi 81 bölü 6,3 1,90.
100 eksi 81 bölü 6,3 3,01. Z puanlarını sormuştu. Bu sayıların Z puanları bu şekilde. Bunu da çözmüş olduk. Diğer soruyu çözüyorum. Ortalama 15,78, varyans 1,96 ve 20 gram. Yani bu x sayımız olacak. Formülü yazıyorum. X eksi m bölü q z eşittir x eksi ortalama 15,78 ve standart sapmayı istiyorduk. Varyans verilmiş. Yani bunun karekökünü alırsak standart sapmayı buluruz. Onu hesaplayalım. Karekökü 1,4'müş. Bunu bulduk. Formülde yerine yazıyoruz. 20 gramdan az olma olasılığını istemiş. Yani 20 eksi 15,78 bölü 1,4. İlk önce bunu hesaplayacağız. 20 eksi 15,78 bölü 1,4 3,01. Soruda istenen 20 gramdan az olma olasılığını, bunun z değerini hesapladık. 3,01'miş. Az olma olasılığını istiyor. Yani bunu soruyor. Bunu yine grafik çizerek anlatıyorum. 0, 3,01. Buradan fazla deseydi burayı tarayacaktım. Az dediği için burayı tarıyorum. Yani bu tarafı istiyor. Burası 0,5. Bunu zaten biliyorduk. Bu alanda cetvelde 3,01'in değerini gösteriyor. Şimdi cetvelden ona bakıyoruz. 3,01'i arıyoruz. Ve şunu şöyle göstereyim. 3,0'ı buradan bulacağız. Şu kısımdan. Biri de 0, 1, 2, 3 diye gidiyordu. Oradan bulacağız. 3,0 buymuş. Yani bu sıraya bakıyoruz. Burası 0, burası 1. Demek ki değeri buymuş. Şöyle yazdım. Burası buymuş. Yani taralı alanın hepsi bu ikisini toplarsak taralı alanı veriyor. İkisini topluyoruz. 49, 87 olmadı. 49, 87. Bu ikisinin toplamı da bizim sonucumuz 99, 87. Burası taralı alanmış. Şimdi diğer soruya geçiyorum. Kaç kişilik olduğunun bir önemi yok. Ortalama varyans verilmiş. Yani bunun karekökünü alacağız. Standart sapmayı bulalım. Bir. 30,1 standart sapma buymuş. Ortalama standart sapma. Şimdi formülü yazıyorum. Ortalama standart sapma. X eksi 60,9 30,1. 50 ve daha fazla not alabilme dediği için 50 ve fazlasını alacağız. Yani formülde ilk önce yerini yazalım. 60,9 30,1. Şimdi bunu hesaplayalım. Sonuç eksi 0,36 çıktı. Bunun tablodaki değerine bakacağız. 0,3'e buradan bakıyorum. 0,3. Sonra 6'ymış.
6 da burada 14,06. Yani bunun değeri 14,06 diye yazdım. 50 ve daha fazla dediği için bu şekilde yazıyorum. Bunu soruyor yani. Burada bir grafik çiziyorum hemen. 0. 36. Buradan büyük olan alanı istiyor. Yani burayı istiyor. Burası 0,5'ti. Burayı da 14,06 bulduk. İkisini topluyoruz. İkisinin toplamı da 64,06 çıkıyor. Bunu da böyle bulmuş olduk. Şimdi diğerine geçiyoruz. Ortalama ve standart sapma tamam. Bir de z değeri tamam. Formülü yazıyorum. X eksi ortalama 200, standart sapma verilmiş. 300'den fazla ücret alan diyor. Direkt yazıyorum. 300 eksi 200 bölü 50, 100 bölü 50, 2 çıkıyor. 2'den fazla ücret alanları sorduğu için bunu istiyor yani. Hemen bir grafik çiziyorum. 2'den fazla olanı istiyor yani burayı istiyor. Tablodaki değeri şuradan bakarsak 0,4772. Burayı bulmak için de 0,5'ten 0,4772'yi çıkarıyorum. Çıkardım. 0,0228. Bunu buldum. Ama bulduğumuz sonuç toplam işçilerin yüzde kaçı dediği için bulduğumuz sonucu yüzle çarpacağız. Çarpı 100 diyorum. O da 2,28 olarak bu sonucu buluyoruz. Ve soruları bitirmiş oluyoruz. Bu çözdüklerimi de tek tek göstereyim. Bunu da göstereyim. İkisini yan yana bırakıyorum. Bu videomda anlatacaklarım bu kadardı. Umarım yararlı bir video olmuştur. Sormak istediğiniz bir şey olursa yorumlara cevap veriyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.